Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 14-20 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, evet bu hafta ayın ışığı büyüyor, yavaş yavaş dolunaya doğru ilerliyor ve pazartesi günü ilk dördün fazında olacak, koç burcunda olacak, sizin dördüncü ev alanınızda olacak. Haftaya biraz böyle içe dönük, biraz karamsar, benim melankolik başlayabilirsiniz. Ee, sorumluluklarınız çok yoğun şu dönemde. Evle ilgili, ebeveynlerle ilgili, aileyle ilgili, kariyer belki bir yandan ve siz hangi alana koşturacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, her şey üstünüze geliyor gibi olabilir. İşte haftanın başı böyle bir enerji var. Lütfen sakin kalın. Çok fevri davranmamaya çalışın. İçinde bulunduğunuz şartlara uyum göstermeye çalışın. Ve her ne yaşanıyorsa yaşansın. Eninde sonunda bunların sona ereceğini bilin bu farkındalıkla hareket edin sorumluluklarınızı önemserseniz düzenli planlı programlı hareket ederseniz çok daha hızlı e, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatabilirsiniz. Emlak işleriniz, aileyle ilgili konular, yerleşim alanlarına ait konularla da ilgili bazı önemli dönüşümler söz konusu olabilir. Pazartesi akşamından itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Bu biraz iyimserliğinizi arttıracaktır. Salı ve çarşamba kendinizi daha huzurlu, uyumlu hissedebilirsiniz. Sevineceğiniz, kendinizi rahat hissedeceğiniz koşullar da oluşabilir. E, bu bir aşk hayatınızla ilgili bir konu olabilir. Çocuklarla ilgili konular, sevdiklerinizle ilgili konular olabilir veya kendinizi iyi hissettiğiniz, sevdiğiniz uğraşlara, hobilere zaman ayırabilirsiniz. İşte bunlar kendinize olan güveninizi biraz daha arttıracak. Ve hayatın keyifli yanlarına daha çok çekileceksiniz. Perşembe ve Cuma günü ay ikizlerde ilerleyecek günlük iş temponuz artıyor. Birçok işle ilgilenebilirsiniz. Çok sayıda konuşma, görüşme, toplantı, yazışma var. Ee, haber trafiğinin arttığı günler, yakın çevre akraba ve onlarla ilgili konular da yine Günlük planlarınızda ön planda olabilir. Hafta sonundaysa cumartesi cumartesi ve Pazar ay Yengeç Burcunda olacak eş, partner ve her türlü yakın ilişki dinamikleriniz biraz daha belirleyici olurken, eşinizin ve karşınızdaki kişinin beklentileri de sizin için gündem olabilir. Onlara karşı daha hassas, daha e, sakin davranmakta fayda var. Bir yandan da Güneş Uranüs karesi etkinleşecek. Evet, Uranüs sizin dördüncü e, evinizde zaman zaman. Aile üyeleri, büyükler, ebeveynler ya da hayatımızdaki otorite kavramları onlarla ilişki dinamiklerinde sürpriz koşulların, Hadi çok kontrol edemediğiniz ani durumların oluşması da mümkün. Bu fevri davranışlar, ani ayrılıklar, kırılmalar da olabilir. Ee, herkes bunları tabii ki yaşamayacaktır ama genel olarak böyle bir etki var gökyüzünde. O nedenle sakin kalalım. Yani her türlü ilişkide çok acele hareket etmemekte fayda var. Doğa olayları da çok tetiklenir. Güneş Uranüs karelerinde belki dünya üzerinde daha fazla hava değişimleri, rüzgarlar, fırtınalar, şimşekler, yıldırımlar ya da deprem ve benzeri şeylerle karşılaşabiliriz. 18 ile 21 arası özellikle bu etkiler yoğun görünüyor. Zaten 21 Ocak'ta pazartesi sabahı Aslan Burcu'nda Dolunay ile beraber ay tutulması olacak. Hafta sonu bunun etkileri de gündemde olacak. Önümüzdeki hafta bunlardan daha detaylı bahsedeceğiz. Ancak genel olarak sizler için bir video hazırladım. Aslan Burcu'ndaki ay tutulması videomuzu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Hemen ekrandaki linki tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşçakalın.